Saha Expo'da dolaşırken genç bir arkadaşımız beni kolumdan çekti ve çocuklar için yaptığı dronlarını anlatmak istediğini söyledi. Bizim de kameramız hazır ve biraz sizi dinleyelim. Öncelikle sizi tanıyalım. Ben Metan Emlik, elektrik elektronik mühendisiyim. 2 yıldır kendi girişimim üzerinde çalışıyorum. 2 farklı ürünüm var. İlk ürünüm drone, programlanabilir bir drone. Çocuklar bunun üzerinden kodlama öğreniyorlar. Hani normal bir oyuncağın yerine dronlar üzerinden kodlama öğrenmelerine vesile oluyor. İkinci ürünüm ise bunu daha yeni geliştirdim ve henüz piyasaya sürmedim. Bir uçak ama kağıttan bir uçak. Hani çocukken hepimiz kağıttan uçaklar yapardık. Uçardık ama belli bir yere kadar giderdi. Kağıt uçak ama drone elektrik motoru var. Biraz anlatın çocuklar neler nasıl yapacak bu uçağı? İlk olarak hani kutudan çıkan kağıtları katlıyorlar ama bu tamamen A4 kağıdı da olabilir. Farklı modeller var. Bunu katladıktan sonra üzerindeki kontrol ünitesini takıyorlar. Bu kontrol ünitesinin arkasında 2 adet motor var. Bu motorlar farklı yönlere doğru dönüyorlar. Ve ön tarafında da bir kontrol ünitesi ve bağlantı ünitesi var. Ve alt kısmında da bataryası var. Yan tarafında butonu ve USB'si var. Buradan şarj olabiliyor. Yani defalarca kez uçurabiliyorlar bu sayede. Yine dediğim gibi kendi kontrolcüsü olduğu için havada kendi dengesini sağlayabiliyor. Öğrenciler sadece havada yönlendirme yapabiliyorlar. Ekstradan hani kağıt yerine farklı materyallerden kanat da yapabiliyorlar. Mesela hani hafif olması açısından balsa ya da köpük gibi malzemelerden de kendi kanatlarını yapabiliyorlar. Hani buradaki amaç çocuklar hani ben de küçükken hani uçak uçurmak istemiştim mesela uzaktan kumandalı ama tabii o zamanlar çok maliyetli ama şimdi de maliyetli. Hani bir kumandasını almak bile çok çok daha maliyetli ama hepimizin cebinde bir telefon var. O telefon sayesinde çocuklar hani bunu telefonla uçuracak. Evet, telefon sayesinde bağlantı kurup telefonlar sayesinde uçurabiliyorlar. Ayrıca hani farklı modeller takabildikleri için de kendilerini hani havacılık konusunda gerçekleştirebiliyorlar. Çünkü hani bu uçak tasarımında da burada görmüş olduğunuz bir uçak kanat yapısı var. Hani bu sayede burada bir kaldırma kuvveti oluşuyor. O kaldırma kuvveti sayesinde uçak uçuyor. Yani bu drone'la şu gördüğünüzle yazılım öğrenecekler. Yazılım neler yapıyor, o drone'a neler yaptırabiliyor. Yazılıma bir adım atacaklar. Bununla da kanat tasarlamayı, havacılığa bir giriş yapacaklar. Aerodinamik yapacaklar ama bunu oyun olarak yapacaklar. Peki kaça satacaksınız bunları? Ne zaman satışa sunacaksınız? Bir de o bilgileri izleyicilerimizle paylaşalım. Nasıl ulaşacaklar size? Evet, drone'u zaten bahsettiğim gibi satıyorum. Genelde yurt dışına satılıyor veya okullar satın alıyor eğitimde kullanmak amacıyla. Kendine ait sitesi var, espcopter.com'dan satın alabilirler. Uçak için de yine aynı şekilde Fly Kavu, Kavu kağıt uçağın kısaltılması, öyle bir isim koyduk. Yine flykavu.com'dan satın alabilecekler. Şu an henüz satışa çıkmadı ama çok yakında satışa çıkacak. Ve uygun bir ürün olmasını düşünüyorum. Hani mesela şu anda bile Çin malı bir dronelar bile en ucuzu 500 TL falan oldu. Sizlerin ne kadar fiyatları? Ürünleri? Evet, ben de uçağı yine 500 TL civarında satmayı düşünüyorum. Yani drone ise yani eğitim amacı olduğu için, eğitim dokümantasyonu olduğu için biraz daha pahalı bir ürün oluyor. Yani o da 1500 ile 2500 arasında değişiyor. Yani full kit, hani sensörlerini alırlarsa ekstra parçalarını 2500 TL oluyor. Ama minimum paketini alırlarsa o da 1500 TL oluyor. Çok çok teşekkür ediyoruz. İşte genç kardeşlerimiz en güzel eğitim dallarından bir tanesi de oynayarak öğrenmek. Onlar açısından genç bir kardeşimiz çok güzel 2 ürün yapmış. Bu ürünü de takip edelim ilerisi için. Gelişmelerini belki bir gün test uçuşuna katılırız, bir şeyler yaparız. Önemli olan öğrenerek bir şeylere doğru adım atabilmek. Aslında Saha Expo'da buna çok ciddi bir altyapı sunuyor.